Herkese merhaba. Bu videoda Swift ile basit bir QR kod oluşturmayı göstereceğim. Kullanımı oldukça basit. iOS 7'den sonra tüm sürümlerimde ek bir framework kullanmadan QR kod oluşturabiliyoruz. Tek bir dezavantajı var. QR kodu genişlettiğimizde görüntü kalitesi oldukça kötüleşiyor. Hemen örnekle de göstereyim. Text field'a Let's Learn Swift yazdıktan sonra buton ile QR kodu oluşturuyoruz. Sahnedeki image view'umuza oluşturduğumuz QR kodu gösteriyoruz. Xcode programını açalım. Single view application, next. Bir tane isim verelim. Projemi dokümansa kaydediyorum. Main storyboard'u açıyorum. Obje library'den bir tane text field sürükledim, bıraktım. Bir tane de buton sürükleyip bırakıyorum. Bir tane de image view sürükledim, bıraktım. Text field'ımı seçiyorum. Yukarıdan 20 piksel, soldan 10, sağdan 10 piksel veriyorum. Aynı şekilde dikey olarak da ortalıyorum. Sonra butonu seçiyorum. Butona bir tane background verelim. Şuradan mavi seçiyorum. Daha sonra yukarıdan 10 piksel, soldan 10 piksel, sağdan 10 piksel veriyorum. Aynı şekilde onu da dikey olarak ortalıyorum. Text color'ını değiştirelim. Beyaz yapalım. Fontumuzu bold yapalım. Burada oluştur diyelim. Son olarak resmimizi ortalayalım. Yatay ve dikey olarak tam ortada olsun. Genişlik 250, yükseklik 250 piksel olsun. Tam view'umuzun ortasında oldu. Hemen tanımlamalarını yapalım. Text field'ı seçiyorum. Mouse'un sağ tuşuyla sürükledim, bıraktım. Adına My text field. Aynı şekilde butonu sürükledim, bıraktım. Butonu action olarak ekleyelim. Tekrar sürükledim. Buton diyorum. Son olarak da resmi outlet olarak ekleyelim. Tanımlamaları yaptıktan sonra şöyle main storyboard'u kapatalım. Direkt kod tarafını açalım. Şöyle genişletelim. Bir tane function yazacağım. İsmi generate QR kod olsun. İçine bir tane değişken alsın. String tipinde. Geriye de UI imaj döndürsün. Öncelikle datamızı tanımlayalım.
data eşittir string, yukarıdan gelen string parametre olarak nokta data. Burada string'imize ASCII kullanmasını enkodik olarak söyleyeceğiz. Daha sonra if let filter equals CI filter name olanı çağıracağız şu şekilde. Burada QR kodu oluşturması için CI QR kod generator keyword'ünü kullanıyoruz. Daha sonra gelen değeri metodumuza gelen değeri set value ile şu şekilde data string olarak da input message diyoruz. Daha sonra transform let transform eşittir CGI transform deyip scale edelim şu şekilde 3'e 3 olsun. Son olarak çıktığımızı verelim. Output eşittir filter nokta output image nokta transform transformant yukarıda tanımladığımız transform'u veriyorum. Geriye imajımızı döndürüyorum. UI image içine imaj olarak output'u tanımladık. Eğer herhangi bir hata olursa geriye de nil döndürelim. İlgili metodumuzu yazdık. Şimdi butona tıklandığı zaman eğer gelen değer null değilse input'a girilen imajımıza myImageView nokta image eşittir function'ımızı verelim. İçerik olarak da let's learn Swift is the best iOS coding tutorial I've ever watched diyelim. Bu şekilde projemiz hazır. Burada function'ımızı kullandığımız UI image
image kullanacağız. Output verelim. Daha sonra da return diyelim. Evet, son olarak da UImage'in boş gelebileceğini tanımlayalım. Şuraya da if'imizi yazalım. Projemizi build ettik. Herhangi bir hata yok. Hemen çalıştıralım. Eğer boş gönderirsek, buraya herhangi bir şey yazmazsak, direkt tanımladığımız yazıyı yazacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi yukarıdaki input'a yazdığımız zaman şeyi yapalım. Eğer input'a herhangi bir değer yazmazsak default bunu yazsın. Her türlü input'a verdiğimiz myText.text dersek de QR kodumuza input'a yazdığımız değeri gönderecek. Ünlemi de ekleyelim. Tekrar çalıştıralım projemizi. Bir dedik. Gördüğünüz gibi QR kodumuzu oluşturduk. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.